Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel çaydanlık örtümüzü öreceğiz. Eskiden çeyizlerimizin vazgeçilmeziydi. Halen e, farklı yörelerimizde çaydanlık örtüsü kullanılmaya devam etmekte. E, yine seven arkadaşlarımız için böyle bir çalışma yapmak istedim. Umarım sizlerde beğenir, benimle birlikte bu güzel çalışma yaparsınız Şöyle örtümüzü ve önce bir bakalım üç farklı örgü türünü kullandık. Fıstık dolgularımızı, trabzanlarımızı ve son olarak ise örümceklerimizi kullandık. Ve bu şekilde örtümüzü tamamladık. Buradaki örümcekleri ya da fıstık dolgularının sayılarını sizler daha büyük örmek istiyorsanız artırarak devam edebilirsiniz. Bu kısımlar tamamen kendi isteğinizle doğru orantılı olarak büyüyebilecektir. Ben şimdi örmüş olduğum ölçüyü sizlere vermek istiyorum. Şöyle çapına bakalım. Bir uçtan diğer uca kadar 48 santim örtümün genişliği. Yani çaydanlığın üzerine durunca haliyle tabii ki aşağıya kadar ilmesi gerekmekte. Tabii dilediğiniz kadar bu örtümüzü büyütebilirsiniz. Şöyle dökümlü dökümlü bakınız. Çekmiyor. Göbekten sonraki bu aradaki zincir sayımızın fazla olmasından dolayı dökümlü bir hal aldı. Bakın şöyle. En son olarak ise bu puf çiçeklerimizle süsledik. Puf çiçeklerimizin birisini beyaz birisini mor şeklinde kullandık. Güzel hoş bir görüntü kazanmasına sağladık örtümüzün. Evet siz de e, benle birlikte örerseniz hemen başlayalım. Kolay gelsin. 6 tane zincir çekerek göbek kısmını örmeye başlıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincir yuvası içerisine gelerek batıyorum. Bir tane minik yuvarlak yapıyorum. Birinci ile altıncıyı birleştirerek. Hemen bu noktada şöyle bir tane zincirimi çekip burayı kapatıp güzelce sıkıştırıyorum. İlmeğimi fıstığımı yapmak için şöyle uzatıyorum. Başını doluyorum. Giriyorum yuva içerisine. Bir. Tekrar doluyorum. İki. Tekrar. Üç. Tekrar doluyorum. 4 defa alıyorum. 4 defa başını dolayıp girdim. İlk ilmeğimizi saymıyoruz uzattığımız ilmeğimizi. Tek seferde içinden çıkıyorum ve kapatıyorum. Üzerine bir iki tane zincirimi ilave ediyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Halkanın içerisine ipimi gizleyerek şöyle geliyorum ve giriyorum. 1 2 3 Önce doluyoruz sonra zincirimizin içinden girip çıkıyoruz 4 defa aldım tek seferde içinden geçiyorum kapatıyorum sonrasında 1 iki tane zincirimi çekiyorum. Bakınız iki tane göbek fıstığımız oluştu toplamda 6 tane olana kadar örmeye devam ediyorum tekrar başını doluyorum zincirden sonra yuvaya giriyorum ipimi alıp çıkıyorum bir. 2 elinizi rahat tutmaya çalışın 3 ve 4 4 tane oldu tek seferde hem doldurduğumuz hem zincirimizin içerisinden çıkıyorum ve kapatıyorum üzerine iki tane ara zinciri çekiyorum ve aynen bu şekilde devam ediyorum toplamda 6 tane fıstığımı ördüm 2 4 ve 6 aralarda ikişer zincirim var. Şimdi fıstığımın tepesini kapadım. Diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Geçişimizi son geçişleri zincirle yapmıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Şuradaki kapamış olduğum noktanın dibine giriyorum. Dibine girelim. Ve trabzan olarak örelim. 1, 2. Geçme izi yapmayacağız bu çalışmamız sayesinde. Sonrasında ilmeğimi uzatıyorum. Buraya 4 defa dolayarak ördüğüm aşağıdaki fıstıklardan her bir bölüme ikişer tane örüyorum. Kapatıyorum 1 ve 2. Aynı yuvaya bir tane daha fıstık 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum kapadıktan sonra. Doluyorum geliyorum. 1 2 3 4. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Aynı yer için tekrar doladım. 1 2 3 4. Çekiyorum. Kapadım. 1 2. İki İlk tane de bu boşluğumuzu ördük. Şimdi diğerine geçiyorum. 2 zincir olan bölüme yine çiftli olarak dolduruyoruz 4 çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 aynı yere ikinciyi örmek için giriyorum 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 sona kadar tamamlayalım ikişer ikişer her bir fıstığımızdan sonra iki tane zincirimiz var Fıstıklarımızı tamamladım. En son fıstığımı kapadım. Bir tane zincirle kapadım bakınız. diğer tarafa geçişimizi yapacağız. Geçişimizi yapacağımız zaman tığımın başını doluyorum. Karşıdaki ilk fıstığın tepesindeki bakınız zincirle fıstık arasındaki bölüm boşluğuna tığımın başını girdiriyorum. Bir, bir trabzanım örüyorum. Aynı renkle devam edeceksek ikinci kez çekip kapatıyoruz. Şu şekilde ikinci kez çekip kapatıyorum ama farklı bir renge geçeceksek burada farklı rengimize geçiyoruz ben lila rengimi kullanmak istiyorum şu şekilde alıyorum yine aynı iki katlı olan iplerimizden kapatıyorum bir bir tane zincirimi çektim beyazımı şu şekilde burada tutuyorum isterseniz şöyle koparabilirsiniz lif ipimiz ince isterseniz makasımızla Kesebilirsiniz. Ee, moru biraz daha öreceğim için beyazımızın devam etmesine gerek yok. Ee, biraz daha büyüttükten sonra örmeyi düşünüyorum. İlk ilmeğimi, zincirimi çektim. Bakınız, şu şekilde ipimi kopardım. Dilerseniz burada beyazla morumuza şöyle bir tane de düğümü atarak sabitleyebilirsiniz. İpimizi bağladık, şöyle toparladık ve zincirimizi çekiyoruz. Bir, iki. 3 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak buraya giriyorum 3 defa da trabzanımı örüyorum 1 2 3 1 doluyorum aynı yere 1 2 3 3 defa da trabzanımı örüyorum bir tane zincirden iki tane de başını dolayarak ördüğüm trabzanım oldu 1 2 zincir çekiyorum ipimde şöyle arkada götürüyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz bölümün içerisine girerek fıstık örüyorum. Bir tane fıstık bir trabzan grubumuz olacak. Bu sıramızda 2, 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2 zincir. Yeniden doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3, 4. Çekiyorum kapatıyorum. 1 2 zincir. Sıradaki bölümümüze yine trabzan örüyoruz. Bir trabzan, bir fıstık. Sırada trabzanımız var. 1 2 3 doluyorum. 1 Şöyle tekrar. 1 2 3 doluyorum. 1 2 ve 3. Trabzanımızın öncesi ve sonrası 1 2 zincirimiz. Tekrar fıstığın olduğu bölüme geliyoruz. Şimdi fıstık sırası. Doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2. Iki. İkinci fıstığımı da örüyorum. 1, 2, 3, 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. beyazımızın üzerine bir trabzan bir fıstık bir trabzan bir fıstık olarak örelim geçişte yeniden birlikte olalım mor rengimizde olan sıramızın sonuna kadar geldim şöyle bir tane grubumuz fıstık bir tane trabzan fıstık trabzan şeklinde örerek tamamladım şimdi geçişimizi yapıyoruz fıstığımı çektim bir tane zincirle sıkıştırmıştım Diğer sıramıza geçişte aşağıdan itibaren yapmış olduğumuz gibi tığımızın başını doluyoruz. Karşımızdaki ilk gördüğümüz trabzana batıyoruz. Tıpkı ikili trabzan örer gibi önce bir sonra iki örüyorum. Ve bu şekilde geçiş izi bırakmıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekip yanına örüyorum. Bir, iki, üç defa da örüyorum. Hemen diğer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Zincirimden oluşan trabzanımı örüyorum. Diğer ikinci trabzanımı, üçüncü trabzanımı örüyorum. Ve sol tarafına da iki tane trabzan örerek artışımı yapıyorum. Sağında ve solunda üçer trabzanlarımızın ikişer artış yapıyoruz. Bakınız iki artış yaptım. üçü ördüm. Tekrar iki Toplamda 7 trabzan sayısına ulaştım. 7. trabzanımızdan sonra 1 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Fıstıklarımızı fıstık olarak örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece trabzanlarımızın iki sağında, iki solunda artışları yapıp tabi ortadakilerini de örüyoruz fıstıklarda yine aynı sadece çift olarak ilerletiyoruz batıyorum 4 çekiyorum tek seferde önce kapatıyorum 2 zincir tekrar 1 2 3 ve 4 çok tok isteyen arkadaşlarımız tabii ki 5'te de doldurabilirler 2 zincir çektim şimdi buradan artışımı yapıyorum 3 tane trabzanımın tığımın başını doluyorum boşluğa zincire giriyorum 1 2 3 defa da örüyorum bir artışımı yaptım ikinci artışım için yeniden giriyorum 1 2 3 şimdi 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ikinci örüyorum son trabzanımı örüyorum Şimdi 5 tane trabzanımız oldu. 2 arttık. 3 de buradaydı. Son 2 trabzanımı da artış olarak örüyorum. 6. trabzanım oldu. 7. ve son trabzanı ördükten sonra 2 tane zincir çekiyorum. Fıstık yuvasının içerisine giriyorum. Ve doldurmaya başlıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Başlangıç noktamıza kadar aynı işlemlerimizin tekrarıyla geleceğiz. Yine geçişimizi başını bir defa dolayıp yapacağız. Dördüncü sıramızı tamamladık. Şimdi geçişimizi yapacağız. Geçişimizi yine fıstığımızı kapadıktan sonra bir defa başını doluyorum. Birinci zincirden çektiğim trabzan üzerine gelip batıyorum. Bir, iki defa da örüyorum. Başlıyorum. Bir, iki, üç. Diğer sıraya Yine aynı şekilde ortadaki örmüş olduğumuz trabzanların sağında ve solunda ikişer artışımızı yapıyoruz. Fıstıklarımız yine tek olarak devam edecek. Burada artışlar devam ederek çaydanlık örtümüz büyüyecek. İki tane ördükten sonra zincirimin tepesine batıyorum. Bir, iki, üç, üç defa da alıyoruz. Bazen yanılıp el alışkanlığıyla iki defada da aldığımız olabilir. 3er üçer, üçer yani çekiyorum her birinden 1 2 3 1 2 3 2 tane de diğer tarafı arttım. Bakın. 2 zincir çekiyorum. Tırabazımı örüyorum. 1 2 3 4 çekiyorum 1 bir tanesini çektim üzerine de 2 zincir tekrar araya giriyorum 1 2 3 ve 4 tek seferde çektim kapadım 1 2 3 zincir içerisine iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 aradaki trabzanlarımı örüyorum. Diğerine bütün aradaki trabzanlarımı ördükten sonra diğer sol taraftaki zincire de iki trabzanımı Örüyorum. İki trabzanımı tamamladıktan sonra iki tane zinciri de devam ettiriyorum. Evet. Bu şekilde büyütmeye devam edelim. Bu bizim 1, 2, 3, 4, 5. sıramızda 6, 7, 8 istediğimiz büyüklük gelene kadar trabzanlarımızın olduğu yerden baştan ve sondan ikişer artıralım. Ve istediğimiz ölçü, göbek ölçüsü gelince yeniden görüşelim. Morumuzu 1, 2, 3, 4, 4 sıra morum ördüm. Aynı şekilde geçişlerimi yaptım. Bir sıra beyazımı kattım. Tekrar morumla aynı şekilde ikişer artışlarımı sağdan ve soldan yaparak ilerliyorum. Bakın soldan da iki artış sağdan da iki artışımızı yapıyoruz. Ve bu şekilde ara trabzanlarımızda istediğimiz ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ediyoruz. Şöyle Çok tatlı oldu. Bakınız gayet hoş oldu. Eminim sizlerinki de çok güzel olmuştur. Biraz daha büyütelim. Çaydanlık örtümüzü trabzan gruplarını örerek büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra morumuzu ördük. Trabzanlarımızı da görmekteyiz. Her iki sıradan ikişer ikişer hem sağından hem solundan artırdık. Bakın şöyle dökümlü bir çalışma oldu. Şimdi beyazımıza geçmek istiyorum. Morumuzu bırakıp beyaz rengimize geçelim ve ondan sonra fıstıklarla çalışmaya başlayalım. Geçişimizi yine ikili trabzanımızda yapıyoruz birini alıyorum ikincisini geçeceğim renkteki ipimle yapıyorum kapatıyorum şöyle bir tane zincirle sabitledim ve mor ipimi buradan kopararak ayırıyorum Dilerseniz makasta kullanabilirsiniz şöyle yine tedviren bir tane de düğümümüzü atalım Evet düğümümüzü attık Şimdi fıstıklarımızı yapmaya başlayabiliriz. İpimizi şöyle toparlayalım. Kıvırıp altta kalmasını sağlayalım. İlmeğimi uzatıyorum. İlk boşluğuma 1, 2, 3 ve 4. Bir tane fıstık örüyorum. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımızın üzerine ipimi alıyorum. Birinci trabzanı atlıyorum. İkinci trabzan üzerine geliyorum iplerimi de gizleyerek doldurmaya başlıyorum 2 3 ve 4 çekiyorum 1 kapadım 1 ilave 2 zincirimi yapıyorum tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3.ye batıyorum sadece bakınız önce boşla sonra birinci trabzana batmıştım sonrasında bir atladım, iki atladım, üçüncüye battım ve üçüncüde fıstığımı yapıyorum. İki, tek seferde çekiyorum bir, iki, üç toplamda kapattığımda üç 1 bir, iki, üç'e batıyorum. Buradaki fıstığımın bulunduğu noktaya kadar. 2 atlayıp üçüncüye batarak yeni fıstıklar örelim. Üzerlerinde 2 tane zincir kapadığımızla birlikte 3 tane zincir olsun. Köşe fıstığımı bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane fıstık grubum oldu. Şimdi bir trabzan atlayıp boşluğa bir fıstık örüyorum. 3 ve 4 çekiyorum. Kapadıktan sonra her zamanki gibi köşemizi örüyoruz. Kapatıyorum. Zincirlerimi ilave ettikten sonra yeniden giriyorum. Kapatıyorum. 3 tane zincir kapadığımla birlikte hemen boşluğa bir fıstık. 1 2 3 ve 4 Sağında ve sonunda bakınız boşluklarımız da var. Zincirimi çektim. Bir atlıyorum. ikiye batıyorum. İlk başlangıçta bir atlayıp ikiye batıyoruz. Daha sonrasında her birinin arasında iki atlayıp bir iki üçe batıyoruz. Ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar gelelim. Fıstık dolgu sıramızın sonuna kadar geldik. Bakınız şu şekilde dökümlü dökümlü oldu. Her bir sıramızda 12 tane toplamda fıstığımız oldu. Artmadan saymıştık. Bakınız 11 ve 12 sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 hepsini sayıyorum. Başlangıç noktam 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın şurayı saymıştık. Bir de artık 12. Şimdi burada aynı aşağıda trabzanlarda yapmış olduğumuz işlemler gibi aynı şekilde yaparak devam ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. Geçişim için giriyorum. 1 ve 2 2 defa da aldım uzatıyorum buraya bir tane fıstık yine artışları devam ettirip aşağıdaki sırada trabzanla yaptığımız işlemlerimizi bu kez fıstıklarla yapıyoruz 4 defa sardıktan sonra tek sefer çekiyorum kapatıyorum 2 de zincir ilave ediyorum tekrar araya giriyorum aralar belli artık 2 3 ve 4 çekiyorum tek seferde kapatıyorum 2 zincir istediğimiz büyüklüğe gelene kadar çaydanlık örtümüz bu şekilde örüyoruz tek seferde çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 ve 4 köşe fıstıklarımız da aynı şekilde yapalım şöyle dökümlü dökümlü çaydanlık örtümüzü biraz büyütelim. Yani ne kadar uzunlukta istiyorsak ister tamamen beyazla isterseniz yine renk değişiklerini kullanarak fıstıklarımızı örerek biraz büyütelim. Örtümüzü yeteri kadar dolgularımızla büyüttük. 2-4 sırada dolgumu ördükten sonra şimdi örümceklerimle örmeye devam edeceğim. Dolgularımızda da artışlarımıza devam ettik. Bakınız daha büyük örtü örmek isteyen arkadaşlarımız dolgularımıza devam edebilirler. E, tamamen İstedikleri ölçü oluşuna kadar buradaki ortadaki görülmüş olan başaklarımızın sağından ve solundan zaten normalde gelişen artışlarımızı örerek büyütmeye devam etsinler. Şimdi birim ölçüm yeterli. Şimdi örümceklerimi örerek örtümü tamamlamaya doğru yaklaşıyorum. Geçişimi yaptım. Şu şekilde uzatıyorum. Bir tane zincir atalım önce. Uzatıyorum. Normal ilmeğimi uzattıktan sonra bakın şu şekilde ilmeğimi uzattım zincir çeker gibi kapatıyorum arkadan tekli olanı alıyorum kapatıyorum tekrar uzatıyorum zincir çeker gibi içinden geçiyorum tekli olanın altından girip şu şekilde örüyorum iki tane üst üste örümceğimi ördüm örmüş olduğum bu iki üst üste grubu diğer şuradaki görmüş olduğum fıstığın üzerine batırıyorum. Tekrar buradan uzatıyorum. Giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Alıyorum. Altından şöyle girerek kapatıyorum. İki tane üst üste örümceğim ve diğer fıstığımın üzerine batıyorum. Uzatıyorum. Tekrar iki tane üst üste olunca fıstık üzerine gelip bağlanıyorum şöyle bu şekilde örümceklerimizi örerek devam ediyoruz her bir fıstık üzerine birer tane örerek ilerliyoruz köşelerimizde de aynı her bir fıstığımıza bir tane örümceğimiz olacak bu şekilde başlangıç noktasına kadar ilerleyelim başlangıç noktamıza kadar bütün kenarlarımızı örümcekle örerek geldim köşelerimizde de bakınız her iki Şöyle başağımızın üzerine de battık yani hiç batmadığımız buradaki fıstığımız yok. Şöyle görelim. En son örümceğimi yaptıktan sonra şimdi diğer sıraya geçiyorum. Diğer sıraya bir tane örümceğimi yapıyorum. Üzerine bir örümcek daha yapıyorum. İki tane örümceğim çalıştıktan sonra tam ortaya gelerek batıyorum. Sadece başlangıçta bu sırada iki örümcek çalışıyoruz. Sonrasında bir tane örümcek yapıyorum. Diğer örümceğin tam ortasına bakın. Şu grubumun tam ortasına batıyorum. Sadece başlangıçta iki yaptık dönüşümüz için. Ortaya batıyorum. Bir tane örümceğimi yapıyorum. İki tane olanın tam ortasına bakın. Grubun ortasına batıyorum. Tekrar uzatıyorum kapatıyorum diğer gruba gelerek batıyorum ikinci sıramızı bu şekilde örüyoruz bir tane alıp tam diğer grubun ortasına tekrar yapalım bir tane uzatıyorum grubun tam ortasına atıyorum ve bu şekilde örümceğimizin ikinci sırasını da tamamlıyoruz. Bütün kenarlarımızı örümceğin ikinci sırasını örerek tamamladım. Bir tane örümceğimi yaptım ve diğerinin tam ortasına battım ve sıramın başına geldim. Şimdi e, yeni sıramıza başlıyoruz. Yeni sıramızda alt sırada çalışmış olduğumuz gibi yapıyoruz. İki tane örümceği üst üste örüyoruz ve şuradaki görmüş olduğumuz kısma batıyoruz bu kez. Bakınız kapanış yerine. İki örümceğimi örüyorum, buraya batıyorum, iki örümceğim buraya yani burayı tekrar e, yeniden başlatmış oluyorum. İki sırada tamamlıyorum. Birinci sıra ve ikinci sıra tekrar birinci sıramızı buraya kuruyoruz. Şimdi geçişimizi yapalım. Geçişimi yine tek örümceğimle yaptım buradaki başlangıç noktasına gelerek batıyorum kapatıyorum uzatıyorum üzerine bir tane daha örümceğimi ördükten sonra şuradaki biraz önce battığım yere geliyorum batıyorum tekrar iki örümcek bir iki bir sonra bakınız Satıyorum, ikinciyi çekiyorum. Battığım noktaya giriyorum. Evet bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelene kadar aynı şekilde tekrarlarımızı yaparak örelim. Bir çiftli bir tekli şeklinde istediğimiz kalınlık ölçüsüne ulaşana dek işlemlerimizi tekrar edelim kenar örümceklerini örerek tamamladım ben 3 sırada tamamladım bakınız birinci ikinci üçüncü üçüncü sıranın ortasına da kirpik yaptım tam birleşme noktasına ve burası son sıramız oldu şimdi birkaç tane e, sizlerle birlikte yapalım bu örümceğimizin bitişini Ondan sonra kenar süsle yani içindeki e, süsleme çiçeklerimizi yapalım. E, buradaki ben 3 sırada tamamladım ama örümceğimizin sırasını daha fazla çalışmak isteyen arkadaşlarımız yine aynı işlemlerimizi yaparak istediği kadar büyütebilirler. Örümcek farklı güzel bir şıklık kazandırmakta. Şimdi bu son sıramıza yine aynı şekilde geçişimizi yaptık. Sadece zincir çektik şuradaki kepiklerimiz için. Birinci örümceğimi uzattım. Kapadıktan sonra 1-2-3 3 tane zincirimi çektim ve dibine battım kapadım burada bakınız kirpiğimiz bu oldu tekrar uzattım bir sonraki yuvaya gelerek battım yani birleşme noktama geldim tekrar uzatıyorum 1 2 3 zincir dibine batıyorum kirpiğimi burada oluşturuyorum tekrar uzatıp bir sonraki yuva'ya batıyorum. Yeniden son kepiğimizi de sizlerle birlikte yapalım. 1 2 3 dibine batıyorum. Kapatıyorum. Uzatıyorum. Başlangıç noktamdaki yere geliyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan ister kopartalım, isterseniz bu şekilde keselim. Bağlantımızda kurmuş olduk. Bakınız ne kadar güzel oldu. Tabi buradaki kirpik çalışmamızı dilediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. Evet şimdi üzerine kullanacağımız süsleme çiçeklerimizi çalışmaya başlayalım. Şöyle görmenizi istiyorum. Puf çiçeklerimizi çalıştım. Böyle dökümlü dökümlü çalıştım. E, oldu çalışmamız çaydanlık örtüsü olacağı için bakınız gergin değil gayet dökümlü bir çalışma oldu ben e, bir tane çiçeğim mor bir tane çiçeğimi beyaz bir mor bir beyaz şeklinde düzenledim bir tanesini sizlerle birlikte çalışacağız bakınız moru beyazın üzerine monte ettim beyazı örümcekten önceki morun üzerine Burasını şimdi sizlerle birlikte çalışacağız. Mor çiçeğimizi yapacağız. Beyazımızı morun üzerine bakın mor çiçeğimiz ise beyaz üzerine monte ettim gayet güzel oldu şimdi bir tane mor bir tane beyaz çiçeğimizi çalıştık İki beyaz çiçeğimizin arasına buradaki mor çiçeğimizi de sizlerle birlikte çalışacağız şimdi mor ipimi alıyorum şöyle alalım kenara bir tane zincirimi çekiyorum sıkıştırdım bunu. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 1. zincirin içerisine girerek batıyorum ve kapatıyorum. Küçük bir yuva yaptık buraya. Her bir çiçeğimiz için 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Yuvanın içerisine giriyorum ve kalan ipimi de şöyle alttan gizliyorum. Kocaman devasa bir çiçek yapmayacağız normal küçük bir çiçek çalışacağımız için birer yuvalardan oluşacak çiçeğimizin yeri 1 2 3 tane zincir hemen batıyoruz bakın strabzan değil 3 üç zincir 3. oldu 1 2 3 4. Sadece batıyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Sık iğne trabzan örmüyorum. 1, 2, 3, 5. 1 2 3 4 5. Son olarak 3 zincirimi çekiyorum ve ilk yuva içerisine giriyorum. Toplamda 6 tane yuvamız oldu. Şöyle ipimizi arkadan keselim daha güzel görünsün. Şu şekilde kestim. Bakınız 1 2 3 4 5 6. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki çiçeğimin pufluğunu ne kadar istiyorsak o kadar dolmaya başlıyoruz. 3 zincir çektikten sonra ilk yuvaya giriyorum. 1 zaten oradaydık bakın. 2 doluyorum. 3 doluyorum. 4 doluyorum. 5 doluyorum. 6 doluyorum. 7 doluyorum. 8. 8 defa girdim. Yeterli oldu. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı yuva içerisine batıyorum. İlk kutucuğun içerisine battım. Birinci balonum, balon çiçeğim yani puf çiçeğimi oluşturdum. İkinci yuvaya geçiyorum. 1 2 3 tane zincir. 3 zincirimizi hem başlangıç hem bitişte mutlaka çekiyoruz. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum. Huvaya giriyorum. Uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Diğerini 8 defa sarmıştık. 8 yeterli. Tek seferde çekiyorum kapatıyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektikten sonra aynı yuva içerisinde dibine batıyorum ve kapatıyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Üzerine 1 2 3. Ve yeniden tığımızın üzerine ipimizi alalım. 8 defa sarmaya başlayalım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 kendi yuvası içerisine batıyorum. Bir sonraki yuvaya sık iğnemle bağlanıyorum ve bu şekilde 3 tanesini ördüğümüz çiçeğimizi hepsini tamamlayalım. altıncısının da zincirini çektim. Hemen dibine batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan koparıyorum kuvvetçi çiçeğimizi bu şekilde yaptık. Şimdi ortasına beyaz rengimizde bir tane göbek hazırlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yalnız zincirlerin içerisinde fıstık e, dolgumuz için yani göbeğimiz için ilmekler çekeceğimizden dolayı biraz e, gevşek çekmemiz gerekmek. Yani tığımızın ucu rahatlıkla girip çıkacak kadar bir e, aralık olmalı. Çok sık yaparsanız istediğimiz sonuca ulaşamayabilirsiniz. Şöyle rahatlattım tığımı. 1. Bakınız bayağı gevşek. Rahatlattım tığımı. 2. Rahatlattım tığımı. 3. Şöyle gevşek bir şekilde 3 tane zincirimi çektim. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum. 3. zincir içerisinden tığımın başını doluyorum. Zincir içerisine giriyorum. 1 doluyorum. 2 doluyorum. 3 3 defa bir yuva içerisine girdim. Şimdi ikinci zincir içerisine giriyorum. Bakın ne kadar rahat giriyorum. Bol çektiğim için ikinci kez girdim. 3. kez tekrar girdim. Son zincirimize giriyoruz. 1 2 ve 3. Toplamda 9 defa sardık. Son 10'da yapalım şuraya rahatlıkla girebilecek. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirle sabitliyorum. Buradan biraz uzatarak şöyle kesiyorum. Başlangıçta da vardı bakınız şu kısım. Bitişte de şöyle bağlamak için uzatmayı yapmamız gerekmekte. Şimdi burada şöyle düzelttikten sonra elimizle orantılı alırsak gayet güzel olacaktır. Ön yüzüne getiriyor düzgün görünen kısım ördüğümüz bölüm burası bakınız. Diğer kısmını çevirdiğimizde daha düzgün olduğunu görmekteyiz. Tam göbeği yerleştiriyorum. Şuradan karşılıklı olacak şekilde çekiyorum. Ve burayı bağlıyorum. Puf çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk. Şöyle görelim bakın ne kadar tatlı oldu. Şimdi boş olan yere getiriyorum. Beyazın üzerine yerleştirmek istiyorum. Bunu buraya çiçeklerimizi iğne ile de sabitleyebilirsiniz. Daha sağlam olur. Yıkamalara dayanıklı olur. Şimdilik bağlıyorum. Birkaç tane iğne ile de şöyle geçebilirsiniz iplerimizi içine gizleyelim. Ve son çiçeğimizi de yaptıktan sonra çaydanlık örtümüz kullanıma hazır hale geldi. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamız da sizlere faydalı olabilmişizdir ve beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.